Merhabalar arkadaşlar. Ben Ellak. Bugün sizlerle beraber Rodos oynayıp adaları alma başarımını alacağız. Başarım şey istiyor. Akdeniz'deki adalar ve Karayip region'ını komple istiyor. Klasik eserlerimizi vererek başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu hep söylüyorum. Mesela videosuna bakabilirsiniz. Klasik eserler ne diye? Zaten vereceğiniz çok da bir şey yok. %75'ini veriyorsunuz. kalanları hiç vermiyorsunuz zaten. Rodos yağmalayabiliyor. Farklı dinleri yağmalayabiliyor. E, o yüzden bütün hani, katolik olmayan herkesi iyi yağmalıyorsunuz güzel para geliyor e, Bir trik direkt ortodoks dönüp Hemen ilk savaştan sonra ya da e, Kapitalimiz şu ortodoks bile hatırlamıyorum Ortodoks dönüp e, Bütün katolikleri de yağmalayabilirsiniz arkadaşlar e, Tahmini size kalmış ben dönmedim Vendik beni ticaret ligine davet etti e, Kabul ettim etmedim hatırlamıyorum ettim büyük ihtimalle bol bol geliyor basıyoruz arkadaşlar e, Galley basacağız yani galley 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 Bunlardan bol bol ee, basıyoruz ama önce ordu basın. Force limit'e kadar basın. Çünkü galeyleri basmak çok uzun sürecek basması. Hani ordu basamazsanız bir isyan çıkabilir kapitalinizde. Bizanslar rebel ediyor, isyan ediyor. Bu sırada Aragon'la ilişki geliştirip ele alabilirseniz Malta'yı size veriyor. Ee, Malta'yı almak ne için önemli? Oradan da galeyi basıyoruz. Hani daha hızlı bir tane yerde basacağımız artık iki tane yerde basıyoruz. Daha hızlı galeyi çıkarıyoruz. İkinci reformdan marinleri alacağız arkadaşlar. Çünkü marinsiz bu planımızı gerçekleştiremiyoruz. Hemen bir admin tekimi atladım bir tane tapınak basacağım çünkü satarken biraz etki edecek devleyeceğim de orayı. Bir tane de heavy'm var. Heavy de heavy baby nereden aldım bilmiyorum. Ee, nereden aldım? Heavy ile başlıyor muyuz acaba? Heavy olmuş. Önemli Heavy basmayın. E, sadece galiba basın arkadaşlar. Radikal reformunu da tetikleyin. E, bir tık borca girebilirsiniz. Problem yok zaten e, savaşta gireceğiz. E, Rönesans çıktıktan sonra devleyin. E, Mildinizi devlemeyin. Çünkü e, şey lazım bize. Savaşmayacağız zaten. Askerlerimizi savaşarak kullanmayacağız. Yani ölecekler. Ee, yani savaşarak değil de YPG'de <laughs> yetişeceğiz hep. Ee, Admin ve diple devleyin, devleyin, yani kalanını da mille devlersiniz. Milli tek alın. Lazım olur. Ee, i̇nsanlar sizi güç, güçsüz görmesin. Hem de tek topraktan Zaten e, para lazım. Para amaçlı basıyoruz biz şu an devimizi. Örneğin sans almak için basıyoruz. Borçlarımızı hepsini ödedik. İkinci reformumuzdan da Marinleri aldık arkadaşlar. Bu da önemli. Bol bol da galeye basıyoruz hala. Şimdi bu görev bize galeye combat ability veriyor arkadaşlar. Sonra doktrinden de alacağız. Bakın bunu da alacağız. Bu da önemli. E, almamız lazım. İlk görevle beraber bunu da kombinliyoruz. E, bayağı bir gale kombat ability'imiz oluyor. İç denizde olduğumuz için tekrar katlanıyor. Yani e, çok güzel oluyor. Çok rahat bir şekilde Osman'ı dövebilirsiniz. Şimdi saldırdım. Osman'a saldırdım. Evet. Gemilerde bir kere dövdünüz. Dövemediniz. Çekilin. Repair atın. Bir daha girin. Gemiler ayrık olur. Ayrı yakalayın. Ee, rahat bir şekilde kötü zar atmadığınız sürece bir tane daha amiral koyarsanız güzel biz Berkay Bey'i koyduk başardı başaramadı ama hallettik en nihayetinde ee, geri çekilin bir daha girin ee, İlla bir yerde döveceksiniz arkadaşlar çünkü Osman burada dönmemizin tek sebebi şu anda iki tane heavy olması seviler tanklıyor e, ee, demirci tanklıyor şimdi gitmişti zaten e, galeyler de galey olmayanlara daha fazla vuruyorlar yani zaten galey vs galeyde o bonuslar çok fark etmiyor işleriniz bonusu Gale'in olmaması da aslında güzel ama evlisi olmazdı kötü keşke bir sürü barka olsaydı, lightship olsaydı daha hızlı giderdi. Gemim Gemilerim ölmeye başladı gibi ben çıktım, onu da bayağı bir yaralandı. Şimdi bir daha gireceğim, gördüğünüz gibi ID'yi almadım, sonra naval alacağız. Alabilirdim de hemen almadım ama gerek duymadım çünkü rahat bir şekilde halledeceğimize inanıyordum. Oldu da, öyle de oldu. Bir daha yakaladım burada. E zaten bu battleda da yok oldu, gidiverdi. Çok da bir gemisi kalmadı. Orada artık gemi üstünlüğünü tamamını elimize aldık. Şimdi bir tane adaya marinini çıkartma attım arkadaşlar. Adalara bakın adalara. Adaya çıkartma attım. Ee, burada nötral adalar yani nötr adalar. Korfu, e, şu Negroponte, Naxos bunlar önemli. Bir çıktım girdim olmadı. Bu arada Bohem de geldi savaşı o tehlikeli. Şimdi bakın e, Venedik adasına beyitliyorum kendimi. akses aldım gemimi de koydum içeri. Osman beni orada wipe'ladı ben gemiyi çıkardım orada kaldı sıkıştı geçmiş olsun bütün ordusu orada sıkıştı Aynısını Bohem'e Atina'ya da yapıyorum Atina'yı vasal almış Aynısını onlara da yapacağım Korfu'da yapacağım bu sefer bakın girdi askerlerim öldü ee, Öldüğü için de orada oturdular ben gemiyi çıkarttım kaldı sonra bir türlü çıkmayı denedim Biraz daha ordusu varmış bu 4 kayasında yenirim problem değil de arkadan Dulkadir ile e, geliyor şuradan bakın sağ üstten geldi 5. günün şafağında Dulkadir ve Akko oyunu Osman'ı kurtarmaya geldi arkadaşlar Onlara da aynısını yapacağım. Ama bu sefer ada kalmadı, nötr kalmadığı için ee, bir tane kendimi yine öldürteceğim. Sonra bir tane yandan birini çıkarıp orayı sicleyeceğim. Hani çıktıkları toprağı sicleyeceğim. Normal iki taraf onların olsa gemiyle blokleyemezsiniz. Yani Bir tarafı sizin, bir tarafı onların olacak. O zaman bloklayabilirsiniz geçişi. Şu an bütün ordularını blokladım Osman'ın. Bakın bütün ordularını blokladım. Hiçbir ordusu boşta kalmadı. Gittim bütün Balkanları sicledim. Bohem'in her yerini yaktım. O sen hayırdır geliyorsun savaşa çok sinirlendirdi beni çünkü ben 15-20 kan getirdim 24 kan mı getirdi bir şeyler getirdi. bu hem de ondan full para e, war Rep alacağım. Osman'dan da e, güzel bir barış yapacağız arkadaşlar. Aynı gördüğünüz böyle gibi İstanbul State'i yani Trakya State'i ve Kocaeli ile bir geçişleri alacağım. O geçişler bize e, diğer bu Sünnilerle olan savaşımızda yardımcı olacak. Raidlerim yine geldi tarafı raidliyorum bakın raidlemiyorum sefer raidliyorum. E, karıştırmayın onu soranlar oluyor yanlış yazanlar oluyor ona dikkat edelim sefer raidliyorum coastları yani e, kıyıları yağmalıyorum diyelim. Bir tane de heavy ship basıyorum, e, vurucu heavy ship basıyorum trade değil. E, vurucu olacak bu çünkü e, Akdeniz'deki dominasyonumuzu kaybedersek bizi şişlerler arkadaşlar. Hem de fena şişlerler. büyük bir koalisyon e, çünkü toparlanıyor biz bayağı bir yer aldık. Hani bayağı bir yer aldık. Bunu daha değişikte yapabilirsiniz. Koalisyon patları tam advisor cost şeyini alın diyecektim reformları diyecekken Memlük Canlar, Kırım bir şeyler, bir şeyler geldi. Buradan gerçi Advise almadım ben misyoneri aldım çünkü burada çevirmek istiyorum Sünniler, mi, Ortodokslar Yani onları halletmek istiyorum çünkü sorun çıkarıyorlar Bir de gemici olduğum için ben hani orduyu alacağım yere götüreceğim Geri getiremeyeceğim gemi çok uzağa gidecek Amerikalara gideceğiz geri gemi gelecek falan fistan yüzden her yeri Bir çevirmek istedim Protoss'a bir operasyon çekmeye çalıştılar hallettik arkadaşlar onda problem olmadı şimdi Hep geçiş kullanacağım nedir bu geçiş var mı Mellion önce bir yok edin hani o gemi olayını bir halledin. Sonra geçişleri falan yapın, o hani geçitliklerini yapın. Bir saldırdım geri çekildim. Şimdi geçişleri de şu. iki tarafı da alamayacakları için yani andol tarafını alsalar bile Balkanlar bende olduğu için yani bloklamış oluyorum geçtikleri zaman. Saldırıyorum, kaçarken gemiyi çıkarıyorum. Saldırıyorum, kaçarken gemiyi çıkarıyorum. Böylece otomatik olarak wipe yiyorlar Naval da çıktım. Ee, naval çıkalım dedik. Güzel oldu. Onun üstünde bir exploration çıkacağım. Memnun küçük bir operasyon çekmeyi denedim. Yemedi. Biraz daha koku ihtiyacımız var. Bunun için biraz daha toprağa ihtiyacımız var ki Naval Force Limit'imiz artsın. Ee, şu anda Force Limit'imiz gerçekten çok güzel topraklar var. Ama o istediğim kadar o gemiyi basamıyorum. Yani bizim gerçi ideamızda bir Force Limit var Navy için ama e, daha açılmadı herhalde. Parasını aldım çıktım. Çünkü bir yerini siyleyemeyeceğim. Çok kalabalıklar. Hani bir yerde oturup siyleyemem. Adalarda da sıkıştıramam çünkü geçerken İstanbul'u falan alacaklar hep. E, o da problem oldu. Şimdi ben bir tur girdim çünkü karep region'unu yemem lazım başarım için. E, yerken de hani yemeden önce de oraya gitmem lazım tabii ki. O yüzden ne kadar yakın olursam Colonial Range'im o kadar e, uzayacağı için en sol taraftaki toprağı aldım bakın. Bir de işte alabildiğim kadar bir şeyler aldım oradan. E, Şeye gerektiği kadar, puan geldiği kadar aldım bir şeyler. Çok önemsiz hata almayabilirsiniz. E, çok bir önem yok ama TC'yi verdiğiniz zaman oraları e naval force limitiniz artar. Toprak bir 0.50 veriyordu galiba tam hatırlamıyorum. E, ama e, yani force limitinizi arttırmak için güzel bir yol bu. Güzel bir yol bu. E, çorak topraklar ucuzlar, e, güçsüzler vurup kafalarını alabilirsiniz. Güzel bir naval, e, force limitiniz artar arkadaşlar. Ekonomik olarak okey durumdayız. Çok fazla kaybetmiyoruz orada çıkken. İlk kolonimi de direkt Karayiplere atacağım. Bunun için bir kolonist almam bir de ikinci ID, üçüncü ID olan, üçüncü e, AI olan koloninin range'imi arttırmam. Gerekiyor gördüğünüz gibi orada orada burada şurada olurken onları gemiyle getirip götürmek e, çok yoruyor gerçekten yoruyor. Bir tur daha Osman'a girdim. Bu sefer vallahi ben sıkıştırmadım. Kendi kendine sıkıştı yemin ederim adadaymış. E, direkt orada kaldı. Hiç ellemedim gram ellemedim. İlk kolonimi dağıttım alttaki koloni benim değil o başka bir animist ülke. Başarılı da bu arkadaşlar Knights of the Caribbean. İşte işte oraları alın diyor kısaca. Mediterrane adalarını, Akdeniz adalarını ve Karayipleri şişleyin diyor. Halledeceğiz. Karayipleri şişlemek en kolayı bizim için koloni edecekler. biz de oraya gidip çökeceğiz. Çünkü kapitalimizin Yeni karada, yeni dünyada olması lazım. Çünkü görev öyle istiyor. Koloniler sayılmıyor diyor. Yani kapitalimiz taşıyacağız arkadaşlar. Kapitalimiz taşımak da ne demek? Orada bir kolonial region varsa, bizde bir kolonial, kolonial bir ülke varsa pardon, bizde kolonial bir ülke gibi e, gözüküyoruz ve overlord savaşa gelmiyor. Bu arada Osmanlı'dan Bulgar'ın korlarını aldım. İlk savaşta Bulgar'ı sava e, vasal masal bırakmıştım kendimden. Onun korlarını aldım. Şimdi kapitalimi taşıyorum. Kapital taşımak için e, bir kıtada bir toprağınız olacak sadece bir ve o toprağınız tek toprağınız e, kapital olacak. O yüzden Tunus'taki topraklarımı veriyorum. Şu an Afrika Afrika kıtasında bir toprağım var. O da kapitalim. E, böyle olduğu zaman kapitalimi taşıyabiliyorum. Bakın pıt diye taşıdım. Şimdi e, bunlara bunları saldıracağız zaman, kolonileşlerini saldıracağım zaman e, kastil gelmeyecek. Böyle saldırılar yaparken, kolonial nation olduğunuz zaman saldırılar yaparken size tavsiyem Nation'ı full annexleyin. Bakın full annexleyin. Annexlemezseniz overlorduyla turusunuz olmayacağı için e, Bu çocuğun korları da duracağı için Bunların, bu çocuğun korlarıyla e, Size geri saldırabiliyor. Hani hemen pıt diye vurabilir kafanıza. Hani o tehlikeli olur. Onun dışında e, zaten yenmesi şey çok kolay. Bu Colonial Nations'ları yenmesi çok kolay. Bir tane fortu bile yok. Ordu yapıyorsunuz. Her yeri yani, E, Direkt size zaten geliyoru. Naval ideamızı bitirdik. E, zaten gemi de çok güçlüdük. Daha da güçlü olduk. Hevilerimiz de güçlü yani, Çok basmasam da yine de e, güçlendi. Şimdi Akdeniz'deki adalara yöneleceğim. Bu yüzden e, Gırbıs'a daldım Gırbıs'a. Gırbıs'ı almam lazım. Ayrıca Venedik falan da almam lazım. E, onları da istiyorum. Venedik, Girit, şu küçük küçük adalar, Renault'daki adalar, Venedik'teki adalar. E, İspanya'nın Sicilya'sını istiyor, Malta'yı istiyor, Mallorca adalarını istiyor, Sardinya, Korsika, e, bunları istiyor. Hepsini istiyor. Ben önce Kıbrıs'la başladım. Yani Memlüklerarım işimi bitireyim. E, bir daha orada ben Girmişken bir de Kurşlandakiyi aldım ondan. Yine gemi savaşı önemli arkadaşlar. Gemi deniz tutmayın. E, geri gemi basabilir. Bir kere Reyes ayrı tutunca bir girdi bir yerleri koklar ayrı bıraktık Galatasaray'ı az bıraktık. Bir giresi tuttu öyle ama halletti Yine bir ordusunu Tunus'ta sıkıştırdım onun. Diğer taraflara da gittim sicledim. Bir tık uzun bir savaş oldu. Orduları böldüğüm için bir tık uzun bir savaş oldu. Bir de Memlük biliyorsanız sayınız çok değilse onun sayısı çok ama kalitesi yok. Ee, siz biri sicliyorsunuz gidiyor öbür tarafı sicliyor. Hani tek bir front yoksa ee, zor oluyor bir tık. Zor olmuyor da uğraştırıyor işte ya. En sonunda yüzlük şöyle bir Kudüs'ü aldım. E, Kudüs kurmayın. Ya da şöyle yapabiliriz Kudüs kurmak için. Yine sadece Kudüs'ü Kudüs, ü, Kudüs ü kurarsanız diğer toprakları verirsiniz. Antakya falan da almazsınız. Ben Kudüs'ü en son kurdum. Çünkü Kudüs kurduğunuz zaman kapitalinizi geri şeye taşıyor. Kudüs'e taşıyor. Yazmıyor ama taşıyor. O zaman da Amerika'daki kapital gidiyor. Bir daha geri taşıyamıyorsunuz. Çünkü Kudüs tek toprak değil. Orada hani Asya kıtasında bir sürü toprağınız olmuş oluyor. Hani o yüzden ben Kudüs'ü önce Kudüs kurup sonuna gidebilirsiniz. Ben Kudüs hiç kurmaya bile gerek e, görmedim. En son oyun bitince hani başarılı olunca kuracağız. Bir tur daha Osman'a girdim. Ama buradan bir şey almayacağım. Ee, neden? Çünkü koalisyon hani girecekti. Para var rap çaktım. Hani öyle aldım geçtim. PP'miz artsın maksat. Zaten çok orada da ihtiyacı yok. Benim almam gereken adalar ve Karayip'teki adalar. Gerçi Karayip komple ada zaten. Ya onları alacağız. Burada Burma'yı da istiyor. Tabi Burma mıydı? Burma değildi ya neydi o? Bermuda, Bermuda. Ha, Bermuda'yı da istiyor. Ee, orası da zaten Kastile saldıracağız için Kastile saldırdığı zaman orayı alın. Valla ben her yeri tek savaşta alabildim mi alamadım mı hatırlamıyorum. Orada arada birinci reformumu değiştirdim çünkü düklükte de sıkıştırıyor, sıkıştırıyordu beni fiksiyordu düküle. Gol dolayı ben de e, diğer reforma geçip kendime artık krallık yaptım. Bir sonraki ay Maritime mı çıktık? E, hiç hatırlamıyorum valla ama zaten bu saatten sonra e, arkadaşlar bir şey daha yedim orayı. Gördüğünüz gibi karayipleri hallettik. E, Venedik'e de aldım. Macar ve Milan'ı çağırdım yanında hemen Polonya ya geldi karşıya. Polonya'nın kapitalini işleyeceğim. Etraftaki, etraftaki topraklarını şey yapacağım. White Piece'e çıkacağım. Ee, çok önemli değil. Bizim hani oradan bir şey almamız e, gerekmiyor. Ben e, başarımı yaparken arkadaşlar başarım yapmaya odaklanıyorum. Hani normal bir oyun oynasak 1600-1600'e gitsek çok daha farklı oynarız. E, biliyorsun inovatif falan çıkardık ID olarak hani hiç böyle uğraşmazdık ama başarımı almaya fokuslandığım için hani Tek başarıma odaklanıyorum. Siz normal bir oyun oynarken de yapabilirsiniz başarımı. Sadece başlangıç önemli. En güzel başlangıçta bence benim yaptığım. Adalara sıkıştırıp istediğinizi e, yiyin başlangıcı oluyor. Çünkü çok kolay sıkışıyor adaya yani hani oturuyor şak diye oturuyor yani sadece gemileri bir hani güzel ayarlamanız lazım. Bazen girmiyor hani gelmiyor. Gemi çıkarı geri sokuyorsunuz. Bir daha çıkarıyorsunuz gelmiyor. Bir daha sokuyorsunuz toplanıp geliyor bu sefer. Hani onlara e, bakmak dikkat etmek lazım. Benedikt dahil e, şu diğer 4 adayı da 5 adayı yani toplam aldım. Şimdi Genoa adaları, e, Kastil'in adaları bir de Korsika kaldı. Korsika'da zaten Genoa'da. Son bir e, Kastil şey, koloni savaşı yaptık. Burada 5 son 5 toprak kaldı zaten. Onları da alıp e, kolonilemiş. Yani kolonil bir devlet oluşturmuş. Tekrar Kastil'e dalmama gerek kalmadı. E, son 2-4-5 toprak kaç tane kalmıştı? 5 olsa 6 mı vardı orada? 6 tane toprak kalmış. Onları da aldım. Ve bütün Karayip Region'da işim bitti. Bermuda hariç. Şimdi hemen ben Kastil'ime girdim. Hani zaten bana e, gelemez. Yeri ordusu da şeyde. Ya Amerika'da falan ordusu. Anakarada pek bir ordusu yok. O zaman yakaladım. Hemen adaları siciliyorum. E, burada da askerini buraya getirdi. Fazla asker çıkardım ama burada fort olmaması işte moralsiz girdim. Direkt bir yere kaçtı. Yakalasa, yakalasa wipe atacak aslında ama yakalamadı. Eğer sanak çünkü. Hemen geri dönüp moralimi tazeledim. Tekrar e, girdim wipe'ladım. Valla buralara kale basmaya değer mi derseniz bence hiç değmez oralara kale basmaya. Hani çok paranız varsa bir iki tane basabilirsiniz böyle durumlar için ama ya bilemedim. Çok tavsiye. Çok paranız varsa basın yoksa ama uğraşmayın. Portekiz'e bir operasyon çektik e, ee, FAS tarafında. Orada White e çıkacağım. Biraz da blok ekleyeceğim. E, çıkıyor. Whitepiece'de çıktıktan sonra ise ee, şeye devam edeceğiz. nedir bunun adı? Kastil işlemeye devam edeceğiz. Galiba tek savaşta bitiyordu işimiz ya. Tam hatırlamıyorum ama tek savaşta bütün istediklerimizi alıyorduk herhalde. Alamazsanız da ikinci bir savaşa bırakın. Ben tekte alıyormuşum hakikaten hepsini. Aldıktan sonra binik bir koalisyon gelecek. En sonunda sıkılacağım ve koalisyonda kafa atacağım. Çünkü iki tane ada kalmış orada. İki ada kalmış. İki tane ada için bizi uğraştırıyorlardı. Ben de beklemekten üşendim. Onlara vurdum. Öyle aldım. Kastil dövmeye devam ediyor. Bir tane fortu var zaten. O da Kapital fortu var. Tepede burgusu var. Onun dışında Leo normalde fort basmıyor. Hani Basmış. Aragon'daki fortları duruyor ama önemli o değil. Sol üst tarafı yani sol merkez ve sol üst tarafı e, siz derseniz zaten e, kalanları da rahat rahat düşüyor. Orada Amerika'yı raidlemeyi unutmayın. E, arada. Bu e, Havana tarafına Karayip tarafına gidince. Hani Oradan da 3-5 para gelir. Buradaki şey işte tek problem e, gemiyi oraya mü getirmek çok uzun sürüyor. O yüzden hani ya önce oraya halledin bir daha gelmeyin. Ya da buraya halledin oraya gidin de yapabilirsiniz. En sonunda ben artık koalisyona e, kafayı attım. Ya vurdum kafaya bir pu diye vurdum e, vurdum. Gemide zaten dövemiyorlar. benlik falan hak getire. Hemen gemideki üstünlüğümü alacağım. Sonra sağa sola e, çıkıp halledeceğim. Ama gereken iki tane ada var. E, bizim Anadolu'daki adalar. Akdeniz'deki adalar. Bir de Korsika'daki. Korsika'yı alacağım bir de yani. Sardinya'yı aldım zaten Kastil'den. Yani üç tane ada alacağım. E, Korfu'da bu arada Korfu'da fort. Korfu'daki fortu silmeyin. AI'lar e, forta gitmeyi seviyorlar o forta giderler. gemi koyarsınız, çatıştır vurursunuz. 2 3 kere böyle wipe'ladım. Çok temiz, çok bedava. E yayın saçmalığı. Exploit dersiniz bilmiyorum. Yapmak istemezseniz yapmayın ama AI fortlara gitmeyi tercih ediyor. Özellikle Venedik'e savaştayım. Koru var. Hani oraya gitmek istiyor. Oraya gide bakın yine gitmiş. Biri daha gitmiş. Genoa gitmiş. Gideceğim onu da wipe'layacağım. Napoli'yi wipe'ladım. Papalı'yı wipe'ladım. Bir kere Venedik wipe'ladım. Genoa gitmiş. Onu wipe'ladım burada zaten wipe yollar sağ tarafa kaçamayınca. Bakın kaçamadı o da yine wipe yiyecek. 3 tane anda böyle döve döve alırsınız. 3 tane aldıktan sonra başarımı artık ee, bitiriyoruz arkadaşlar. kor yapmanız lazım. Bir de Tripoli'den şurası burayı da istiyor. Burası Tripoli'nin kapitali olduğu için. Yani e, eksilmem Hala benim basalım o. Ondan eksilince e, diğer yerleri de korlayınca başarım e, biti veriyor arkadaşlar. Zor bir başarım değil. Ee, başlangıcı sizi korkutmasın güzel bir şekilde halledebilirsiniz Kudüs'ü de kurdu Kudüs'ü kurunca gördüğünüz gibi kapitalim taşınıyor ee, Colonial Nation oluşacak falan tatlı bir başarımdı yaparken bir tık sinirlendim çünkü çok andaki eventler geldi ee, Umarım beğenirsiniz Siz de denersiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ee, Bir sonraki videoda Görüşmek üzere